Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda kimya ve enerji ünitesine başlıyoruz. Evet, biz kimya ve enerji ünitesinin ilk başlığı için şunu söyledik. Bakın, tepkimeler ısı alışverişlerine göre endotermik ve egzotermik olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Yani ısı alan ve ısı veren şeklinde ayırabiliriz. Endotermik tepkime şudur: dışarıdan ısı enerjisi alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkime diyoruz. Evet, ısı alan tepkimeler endotermiktir. Şu şekilde gösterilebilir bakın. Yani ısı nerede olacak? Girenler tarafındaysa bunlar endotermik tepkimedir. Isı yerine hani Q kullandığımız için buraya Q kilojül de denilebilir. Onu da belirtelim. Girenler kısmındaysa ısımız sayısal değer olabilir. Isı denilebilir, Q denilebilir. Bu şekilde olursa endotermik tepkime olduğunu bilin arkadaşlar. Yine testlerde şu sorulabilir, hani aşağıdakilerden hangisi endotermik tepkime örneğidir ya da egzotermik tepkime örneğidir? Bunları bilmemiz lazım. Bazı endotermik tepkime örneklerine baktığımızda katı sıvı gaz, yani bu yönde hal değişimlerinden katıdan gaza doğru gerçekleşen hal değişimleri endotermik tepkimelerdir. Mesela nedir? Erime olabilir, buharlaşma olabilir ya da katıdan direkt gaza geçip süblimleşme olabilir. Bunlar endotermik tepkimelere, olaylara örnektir. Yine şunu söyleyebiliriz. Bir önceki ünitede de söyledik. Katıların sudaki çözünürlüğü genellikle neydi? Endotermik tahta katı ve sıvılar diye de belirtmiştik. Sıvılar çok sorulmuyor, çıkmadığı için burada sadece katıları yazdık. Bir atomdan elektron koparılması yine endotermik bir olaydır. Bunu da periyodik tablo ünitesinde konusunda söylemiştik. Bunu aynı zamanda iyonlaşma enerjisi de diyebiliriz. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparılması için verilmesi gereken enerji, iyonlaşma enerjisi diyorduk. İyonlaşma enerjisi her zaman endotermiktir. Analiz ya da ayrışma ya da parçalanma tepkimeleri yine endotermiktir arkadaşlar. Yani bir şeyi kırmanız için biz enerji harcarız. O da enerji alır. O şekilde düşünebilirsiniz. Enerji alan, ısı alan bir olaydır. Burada kalsiyum karbonata bakın ısı enerjisi verilmiş. Kalsiyum oksit ve karbondioksit parçalanmış. Yani bir madde birden fazla maddeye parçalanıyorsa bu bir analiz, yani ayrışma tepkimesidir. Evet, bir altında ise suyu yine elektrik enerjisiyle ne yapıyoruz? Hidrojen ve oksijene parçalayabiliyoruz. Aynı zamanda elektrik enerjisiyle yaptığımız için bu olaya elektroliz de diyorduk. Bağ kırılması, yine bakın bir şeyi kırıyoruz. Hani bir önceki örnekteki gibi analiz ya da ayrışmada bir şeyi kırıyoruz. Yani bağ kırılması kimyasal türlerini birbirinden ayırmak için yine enerji gerekir. Bu da endotermiktir. Bakın burada hidrojen. Yani hidrojenler arasında bağ var. Biz buna enerji veriyoruz. Ve buradan hidrojenler birbirinden ayrılıyor. İki tane hidrojene parçalanıyor. Bu yine bir endotermik tepkim örneğidir. Ya da bakın burada oksijenler arasında bağlarımız var. Bu bağları kırmışlar. Yine endotermik olduğunu gösterdik. Azotun yanması endotermiktir. Azotun yanması endotermik. Diğer yanmaların hepsi egzotermik olduğu için sorularda çok miktarda bunu soruyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani şu tepkimeyi görürseniz azot artı oksijen tepkimeye girdi. Ürüne dönüştü. Yani şu kısma dikkat etmeniz lazım. Azot yanıyorsa bu olay endotermik tepkime örneğidir arkadaşlar. Endotermik tepkimeler için şunu söyleyebiliriz. Endotermik tepkimenin devam etmesi için sürekli dışarıdan ısı alması gerekir. Yani çünkü ısıyı kullanıyor, bitiyor, yeniden ısı vermemiz lazım. Isıyı kullanıyor, bitiyor. Biraz sonra egzotermikte göreceğiz. Isıyı kendi ürettiğinden bahsedeceğiz. Bir kez başladıktan sonra. Ama endotermikte tekrar söylüyorum. Isı sürekli harcandığı için sürekli bizim ısı vermemiz gerekiyor. Endotermik tepkimede ürünlerin enerjileri girenlerin enerjilerinden fazladır. Buna şöyle söyleyebiliriz. Bakın A artı ya da A artı ısı diyelim, B'ye dönüşüyor. Bakın A ısıyı alıyor ve B'ye dönüşüyor. Demek ki B'nin enerjisi, çünkü ısıyı da üzerine ekledik, A'nın enerjisinden büyüktür. Bunu grafikte şöyle de gösterebiliriz. Potansiyel enerji tepkime koordinatı A buradaysa, bakın ısı aldı, yukarıya doğru gitti ve B'yi oluşturdu. B'nin enerjisi A'nın enerjisinden büyüktür diyebiliriz. Burada yazmadık ama siz ekleyebilirsiniz notlarımıza. Bazen şu ifadeyi sorabiliyor. Düşük sıcakta işte ürünler mi kararlı ya da yüksek sıcakta şu mu kararlı diye. Arkadaşlar düşük sıcaklıkta düşük enerjili olan. Bakın burada A daha düşük enerjili olduğu için endotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta girenler, yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerjili olan, bakın B daha yüksek enerji, o zaman ürünler daha kararlı. Düşük sıcakta burada girenler, yüksek sıcaklıkta ise ürünler kararlı. Ya da şöyle bakabilirsiniz, ısının olduğu taraf, yani
grafik yoksa elinize, ısının olduğu taraf düşük sıcakta daha kararlıdır. Isık nerede? Girenle. O zaman A düşük sıcakta daha kararlıdır. Yüksek sıcakta ısının olmadığı taraf B daha kararlıdır diyebiliriz. Yine endotermik tepkime için şunu söyleyebiliriz. Endotermik tepkimelerin gerçekleştiği ortamda ortam bir miktar soğur. Neden? Çünkü ısıyı alıyor. Isıyı aldığı için de ortam soğuyor. Mesela elinize kolonyayı döktüğünüzde serinleme hissediyorsunuz. Neden? Çünkü sıvıdan buhar haline, gaz haline geçiyor. Isı alan bir olay. Daha önce de söyledik, katı sıvı gaz yönde gerçekleşen, yani gaza doğru gerçekleşen olaylar endotermik. Onun için ortam, yani orada bir miktar soğuma olur. O şekilde de söyleyebiliriz. Egzotermik tepkimelere baktığımızda dışarıya ısı enerjisi vererek gerçekleşen tepkimelerde zaten endo ve egzo olayları nasıl kelimeden, biyolojiden de belki biliyorsunuz. Endositoz, egzositoz, işte endo içeri, egzo dışarı şeklinde. Burada da aynı mantık. Egzotermik dışarıya ısı veren. Egzostan da aklınıza geliyor. Böyle egzoz, yani dışarıya ne veriyor? Duman ve araba egzozu şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bakın burada da ısı ne yapacak? Ürünler tarafında olacak. Bunu ısı yerine Q şeklinde yine yazabilirler arkadaşlar. Egzotermik tepkimeler bir kez başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Az önce de söyledik, bakın endotermik sürekli enerji vermeniz lazım. Ama egzotermik tepkimede aktivasyon enerjisini verdiniz. Bir kez başlattınız. Egzotermik tepkime kendi enerjisini kendi ürettiği için o enerjiyi sürekli kullanarak devam edecektir. Mesela elinizde bir miktar odun var. Odunu ilk bir yakıyorsunuz. Odun bitene kadar kendiliğinden devam ediyor. Kömür olabilir, doğal gaz olabilir. Yani siz enerjiyi kestiğinizde ne yapıyor? Tabii doğal gazı kapattığınızda ocaktaki enerji bitiyor. Ama madde olduğu sürece o tepkime kendiliğinden devam eder sonsuza kadar, ya da madde bitene kadar diyelim. Egzotermik tepkimede de ürünlerin enerjileri toplamı yine girenlerin enerji toplamından düşük demiş. Bakın X ve Y Z'yi oluşturmuş, bir miktar enerjiyi dışarıya atmış Z. Demek ki şöyle olmuş. Şurası potansiyel enerji olsun. Şurası da tepkime koordinatı grafiği olsun. Bakın X ve Y burada. O zaman enerjinin bir miktarı gidiyor, Z'ye dönüşüyor. Z'nin enerjisi X ve Y'nin enerjisinden düşüktür şeklinde söyleyebiliriz. Burada şunu söyleyebiliriz. Yine düşük sıcaklıkta bakın Z daha düşük enerjili olduğu için düşük sıcaklıkta Z kararlı. Yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerji olan X ve Y kararlıdır. Ya da ne yapıyorduk? Tepkimeden düşük sıcakta ısının olduğu taraf ürünler daha kararlı. Yüksek sıcakta ısının olmadığı taraf, yani girenler daha kararlı diyebiliriz. Yine burada şunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Egzotermik tepkimenin gerçekleştiği ortamda sıcaklık bir miktar artar. Yani mesela odunu yaktınız. Odunun yanması egzotermiktir. Isınıyorsunuz. Doğal gazı yakıyoruz, ısınıyoruz. Kömürü yakıyoruz, ısınıyoruz. Bakın bunların hepsi egzotermik tepkime örneğidir. Bazı endotermik tepkime örnekleri için de şunu söyleyebiliriz. Bakın az önce ne dedik? Katıdan gaza doğru gerçekleşiyorsa endotermik, gazdan katıya doğru gerçekleşen olaylarsa egzotermik. Yani yoğunlaşma olur, donma olur, gazdan direkt katıya geçip kırağlaşma olur. Bunlar nedir? Endoterm, egzotermik tepkime örnekleridir. Tüm gazların, yine çözünürlük konusunda söylemiştik. Tüm gazların ve bazı katıların çözünürlüğü egzotermiktir. Sentez tepkimeleri, yani birleşme tepkimeleri yine genellikle egzotermiktir. Analiz tepkimelerine endo demiştik. Bunlarsa tersi. Yani sentez nedir? En az iki madde tepkimeye girip birleşiyorsa, bir maddeye dönüşüyorsa bu birleşme, sentez tepkimesidir diyebiliriz. Bakın burada azot ve hidrojen tepkimeye girmiş, amonyak oluşmuş, ısı açığa çıkmış. Karbon ve oksijen birleşmiş. Karbon monoksite dönüşmüş. Isı açığa çıkmış. Birleşme. Bakın burada az önce hani bir tane tepkime vermiştik. Azotla oksijen. Azotun yanması. Bakın iki madde tepkimeye girmiş. Bir madde oluşmuş. Bu yine sentez tepkimesidir. Ama ne demiştik? Azotun yanması endotermiktir. Şurada göstermiştik. Yani bu tepkimeyi bilin. Bu tepkime hem yanmanın istisnası olarak karşınıza çıkabilir, hem de sentez tepkimenin istisnası olarak karşımıza çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Bağ oluşumu, bağ kırılmasına endotermik demiştik. Bağ oluşumu ise, yani iki madde arasında yeni bir bağ oluşursa, bağ oluşumu yine egzotermiktir diyebiliriz. Azotun yanması hariç tüm yanma olayları egzotermik. Bakın kömür karbondan oluşur. Kömürün yanması diye düşünebilirsiniz. Doğalgazın %90'ı metandır. CH4 dediğimiz madde.
doğalgazın yan mantarı olarak düşünebilirsiniz. Asit baz tepkimeleri yine egzotermik tepkime örneğidir. Nötrleşme tepkimesi olarak düşünebilirsiniz. Tabii su açığa çıkıyorsa. Bakın hidroklorik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girmiş. Buradan tuz ve su oluşmuş ve enerji açığa çıkmış. Pil tepkimeleri yine egzotermiktir. Pil dediğimiz yani bataryalar olur. Kumanda pili gibi piller olabilir. Ya da aküler olabilir. Bunların tepkimeler sonucunda elde ediyoruz? Enerji elde ediyoruz. Burada bunları kullanıyoruz. Pil tepkimeler yine egzotermik tepkime örnekleridir arkadaşlar. Evet yine bu ünitenin önemli kavramlarından zaten bilmemiz gereken en önemli kavramlardan biri de entalpidir. Entalpi nedir? Aslında enerji olarak düşünebilirsiniz. Entalpi eşittir enerji olarak düşünebilirsiniz. Her maddenin yapısında depoladığı bir enerji vardır. Bir sistemdeki taneciklerin titreşim, öteleme, dönme ve benzeri hareketleri nedeniyle oluşan kinetik enerjileri ve birbirleriyle etkileşiminden doğan potansiyel enerjilerin toplamı maddenin toplam enerjisini oluşturur. Etki maddenin toplam enerjisi potansiyel artı kinetik enerjidir diyebiliriz. Sistemin sahip olduğu bu toplam enerjiye ısı kapsamı veya entalpi diyoruz. Bakın entalpi neymiş? Maddenin toplam enerjisi şeklinde söyleyebiliriz. Büyük H harfiyle gösteriyoruz. Entalpinin bir de şöyle bir tanımı vardır arkadaşlar. Sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına yine entalpi diyoruz. Yani yine bakın ısı, enerji şeklinde düşünebilirsiniz. Bir tepkimede alınan veya verilen ısıya tepkimin ısısı ya da tepkime entalpisi denir. Delta H ile gösterir. Yani delta demek son durum, eksi ilk durum şeklinde söyleyebiliriz. Birimi jül, genellikle jül kullanır ya da kalori falan da kullanabiliyor. Kilo kalori kullanabiliyor. 1 kalori 4.18 jüldür demiş. Bu sayısal değeri hemen hemen son zamanlarda hiç kullanmıyoruz. Onu da belirtelim arkadaşlar. Yani hocam burası önemli midir çıkar mı diye belki kafanızda soru işareti olabilir. Şimdi bir tepkimenin entalpi değişimi nelere bağlı dersek tepkime ortamının sıcaklığına ve basıncına bağlı. Yine bunu sadece bağlı olun bile işte sıcaklık artarsa azalır mı artar mı diye sormayacaklar. Sıcaklık ve basınca bağlı. Tepkimedeki maddelerin fiziksel haline bağlı. Sonuçta madde katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken enerji alır. Yani gazın enerjisi, entalpisi büyüktür. Sıvıdan o da büyüktür. Katıdan şeklinde söyleyebiliriz. Madde miktarına bağlıdır. Benim klasik bir örneğim vardır. Yani 1 kilogram odun yaktığınızda açığa çıkacak ısıyla 10 kilogram odun yaktığınızda açığa çıkacak ısı aynı mıdır? Aynı değildir. Madde miktarı artarsa entalpi de değişir. O şekilde söyleyeyim. Tepkimenin entalpi değişimi izlenen yola ve katalizöre bağlı değildir arkadaşlar. Yani bunu da şöyle diyelim. Sonuçta ilk durum ve son durum bizim için önemli. Yani istiyorsanız böyle dümdüz gitmiş olsun bu tepkime. İstiyorsanız yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela okuldan çıktınız eve gidiyorsunuz. Tabii şu an okula gidemiyoruz. Bazı sebeplerden dolayı ama okulun açık olduğu dönemler için söyleyeyim. Belki yıllar sonra izlendiğinde hocamız ne diyor diye düşünecek arkadaşlar olur ama 2020'yi hepimiz hatırlayacağız. Neyse şöyle diyeyim bakın ilk durum ve son durum. Şimdi okuldan çıktınız eve gidiyorsunuz. Bakın buradan istiyorsanız dümdüz gidin. İstiyorsanız hava güzel böyle gezerek gidin. İstiyorsanız şöyle gidin. Yani burada bizim izlediğimiz yol önemli değil. Entalpi de başladığınız nokta ve bitirdiğiniz nokta önemlidir. Onun için son eksi ilk yapıyoruz. Yani izlediğin yol dediğin bu şekilde belki aklınızda kalabilir. Yine katalizör kullanılması ilerleyen kısımlarda göstereceğiz. Entalpiyi değiştirmez arkadaşlar. Çünkü katalizör izlenen yolu değiştirir. Ama bizim için tekrar için başlangıç ve bitiş noktaları önemli. Entalpi bir hal fonksiyonudur. Yani entalpi hal fonksiyonu dediğimiz şudur arkadaşlar. Entalpi mesela şu bir madde. Bunun içerisinde atomlar var, işte elektronlar, protonlar, nötronlar var. Bunların kinetik enerjileri var, potansiyel enerjisi var. Şimdi desen ki alın bu kalemi toplam enerjisini hesaplayın desen hesaplayamazsın. Tek tek her atomun enerjisini. Ama nedir? Hal fonksiyonu yani az önce dediğimiz gibi başlangıç ve bitiş. Yani ben buna bir miktar enerji veririm. Siz dersiniz ki bu madde işte şu kadar enerji aldı. Q eşittir mc delta d falan fizikten biliyorsunuz. Şeklinde söyleyebiliriz. Yani bu şekilde düşünülebilir. Yani hal fonksiyonu dediğimiz başlangıç ve bitiş noktası. Yani yine bu aradaki ya da bu maddenin enerjisini tek başına ölçemeyeceğimiz için hal fonksiyonu başlangıç ve bitiş değerleri önemlidir. Delta H için şöyle bir formül kullanacağız. Yani diyoruz ya başlangıç ve bitiş. Bizde de başlangıç nedir? Girenler, bitiş nedir? Ürünler. Yani son eksi ürünlerin toplam entalpi toplamı eksi girenlerin
Entalpi toplamı formülünden hesaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, delta H eşittir. Ürünlerin toplam entalpisi eksi girenlerin toplam entalpisi şeklinde söyleyeceğiz. Endotermik tepkimelerde az önce de söyledik. Bakın endotermikte yani girenler burada, ürünler burada. Ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisine büyüktür. O zaman burada ürün eksi giren yaparsak yani ürünler daha yüksek enerjili olacak. Delta H sıfırdan büyük bir değer çıkacaktır. Delta H sıfırdan büyük yani pozitif çıkacaktır şeklinde söyleyebiliriz. Bakın burada mesela az önce dedik ya bunu sayısal olarak böyle yazabilirler. Bu endotermik bir tepkimedir. Bunu delta H şeklinde yazmak istersek şu şekilde yazıyoruz. Yani buradaki artının anlamı şu arkadaşlar. Bu tepkime gerçekleşirken 100 kilojül enerji aldı. Entalpisi enerji 100 kilojül arttı şeklinde düşünebilirsiniz. Egzotermik tepkimelerde ise şöyle çizmiştik. Girenler burada, ürünler burada. Zamanla entalpi azalıyor. O zaman girenlerin entalpisi daha büyük olduğu için şu formülde yerini yazarsak ne olacaktır? Negatif çıkacaktır. Sıfırdan küçük çıkacaktır. Mesela böyle bir tepkimeniz var. Burada 50 kilojül yazıyor. Yani 50 kilojül ısı veriyor. Bunu entalpi şeklinde yazmak ise eksi 50 kilojül yazacaksın. Yani şuradaki eksinin anlamı ne? 50 kilojül ısı kaybetti. 50 kilojül ısı dışarıya verdi şeklinde yorumlayacaksın. Yani buradaki artı ve eksinin anlamını enerji aldı, enerji verdi şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, yine önemli bir kavramımız var. Standart oluşum entalpileri. Sorularda bol miktarda karşımıza çıkıyor. Nedir oluşum entalpisi? Bir bileşim bir molünün elementlerinin oluşması sırasındaki entalpi değişimine molar oluşum entalpisi denir. Evet, oluşum entalpisi dememiz için girenlerin kararlı element olması lazım. Yani girenler de element olacak ve oluşan madde 1 mol olacak. Buna o zaman molar oluşum entalpisi diyoruz. Eğer bu tepkimemiz standart koşullarda gerçekleşiyorsa, neydi standart koşullarımız? 25 derece ve bir atmosferde gerçekleşiyorsa buna standart şartlar dediğimiz için o zaman buraya standart molar oluşum entalpisi diyebiliriz. Şu şekilde ya da bunu delta H oluşum ol şeklinde de gösterebilirler. F şeklinde İngilizcenin yani oluşumun ilk harfi F ile başladı. O şekilde de gösterebiliyorlar. Burası çok önemli değil. Şu kısım önemli. Yani girenler kararlı element olacak ve oluşan madde bir mol olacak arkadaşlar. Elementlerin en kararlı halleri, doğal hallerindeki standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Yani mesela sodyum doğada hangi halde bulunabilir? Yani 25 derece diyelim. Doğada değil de 25 derecede bu maddenin nedir? Katı. Sodyumun katı hali ya da demir 25 derecede katı haldedir. Azot gaz halidir. Şu an mesela odada olduğu gibi hidrojen gaz. Bakır, bakır diyorum, karbon katı haldedir grafit olarak. Bunlar sıfır kabul edilir. Mesela sorularda sodyum sıvı dersen sıfır değildir. Çünkü en kararlı hali bulunabilecek hali. Demir sıvı dersen bakır yine katıdır. Metal, bakır. O, buna da sıvı derse ya da azotu bu şekilde verirse. Bakın azot diatomik halde, moleküler halde bulunur. Yine şöyle tek atomlu verirse olmaz. Ya da oksijen doğada O2 şeklinde bulunur. Şöyle verirse olmaz. Ya da ozon şeklinde verirse olmaz. Çünkü allotrop dediğimiz yani birden fazla hali de varsa en çok bulunanı en kararlı hal olarak kabul ediyoruz. Bunlar sıfır değildir. Bakın allotroplarda allotrop nedir? Bir maddenin yani aynı elementlerden, aynı atomlardan oluşuyor. Sadece sayı olarak ya da bağlanma şekli olarak farklı oluyordu. Bunlara allotrop diyoruz. Allotropla da standart şartlarda daha kararlı olan sıfır. Yani miktarı çok olanı daha kararlı kabul ediyoruz ve onu sıfır kabul ediyoruz. Mesela oksijen ve ozonda oksijen doğada daha çok bulunduğu için oksijen sıfırdır. Ya da karbon için grafit ve elmas var. Grafit sıfır kabul edilir ama elmas sıfırdan farklıdır. Yani ozon sıfırdan farklıdır şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki kaç tanesi oluşum entalpisidir? Şimdi oluşum entalpisi olması için tekrar söylüyorum. Girenlerin kararlı element ve oluşan maddenin bir mol olması lazım. Tabi burada ben karbon yazmışım ama bunu testlerde böyle karşısına grafit şeklinde yazarlar. Çünkü hocam elmas mı grafit mi hangisini alacağız? Bunu grafit olarak düzeltiyorum. Evet bakın kararlı element, kararlı element, girenler kararlı element ve oluşan maddenin başında bir varsa bu standart oluşum entalpisidir. Bakın hidrojen ve oksijen kararlı element doğada gaz halinde bulunurlar ve oluşan maddenin başında bir var o zaman
Bu da oluşum entalpisidir. Bakın element ve kararlı element demir katı haldedir, oksijen gaz haldedir. Oluşan maddenin başında bir var, standart molar oluşum entalpisidir. Evet, burada azot gaz, oksijen gaz. Evet, element ama oluşan maddenin başında iki var. O zaman bu standart molar oluşum entalpisi olmaz. Yani şunu dese mesela iki tanesi 18 ise bir tanesi artı 9 şeklinde dese yine doğru olur ama direkt 18 şu artı 18 şu an standart molar oluşum entalpimiz değil arkadaşlar. Bakın girenlerde bileşik var. O zaman bu da standart molar oluşum entalpisi. Diğerleri o zaman 3 tanesi standart molar oluşum entalpisidir diyebiliriz. Evet, bir sonraki örneğimizde dedik ki reaksiyon ısısıyla ilgili hangileri doğrudur? Yani reaksiyon ısısı, entalpisi bunu soruyor. Onu söyleyelim. Delta H ile ilgili bize sorumuz olmuş. Sabit basına gerçekleşen tepkimede Almanya'da verilen enerji tepkime ısısı tepkime entalpisi diyor. Doğrudur. Reaktif miktarı arttırırsa değişmez diyor. Yanlıştır. Reaktif miktarına, madde miktarına bağlıydı. Ne demiştim? 1 kilogram, 10 kilogram odun olayını düşünebilirsiniz. Reaksiyon entalpisi ya da tepkime entalpisi olarak da adlandırılır. Bu ifademiz de doğrudur. Burada cevap 1-3. Yani C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci örneğimize baktığımızda diyor ki yukarıda verilen tepkime denklemlerine göre verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir denilmiş arkadaşlar. Bakalım tepkimemize bakın. Hidrojen ve oksijen tepkimeye girmiş. Suyun gaz hali oluşmuş. 57,8 kilokalori ısı açığa çıkmış. Hidrojen ve oksijen yine girenler aynı. Sıvı hali oluşmuş. Burada ise 68,3 kilokalori ısı açığa çıkmış. Şimdi birinci yargımızda diyor ki aynı kimyasal tepkimede yer alan maddenin fiziksel hali değiştikçe reaksiyon ısısı değişir. Evet bakın burada gazdan sıvıya geçtiğimizde şuradaki ısı değişmiş. Buna ulaşabiliriz. 1 mol suyun gazı oluşurken 57,8 kilokalori ısı açığa çıkar. Evet bakın başında 1 var. Bu maddemizden 1 mol oluşurken ürünler tarafında olduğuna göre 57,8 kilokalori ısı açığa çıkmış. İkincisine de ulaşabiliriz. Üçüncü ifademize baktığımızda 1 mol suyun sıvısını elde etmek için gereken enerji 1 mol suyun gazını elde etmek için gereken enerjiden fazladır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada 1 mol su oluştuğunda da ne olacak burası? 68,3 kilokalori olacak. Şimdi biz burada şunu söyleyebiliriz. Açığa çıkan ısılar farklı ama girenler aynı. Yani buraya değil de hiç buraya bakmaya da gerek yok aslında. Şunu söyleyeyim. Şimdi bunların girenler kısmı aynı olduğu için bunların aktivasyon enerjileri aynı olur. Neden? Çünkü bunları bu tepkimeleri başlatmak için gereken enerji aynıdır. Sadece burada açığa çıkan enerjiler farklıdır. Yani buna doğru demiyoruz. Burada şöyle demesi lazım. Bunları başlatmak için, elde etmek için yani gereken enerji aynıdır ama açığa çıkan ısılar farklıdır gibi bir şey kullanması lazım. Yani üçüncüsü yanlıştır. Buna göre cevap 1 ve 2. C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki ürünlerin entalpileri toplamının girenlerin entalpileri toplamından küçük olduğu bir tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Entalpiyi önce şöyle diyorsunuz. Delta H eşittir. Ürünler eksi girenler olması lazım. Şimdi ürünlerin entalpileri toplamı girenlerin entalpileri toplamından küçükse yani ürünler daha küçükse bu işlemin sonucu ne çıkacak? Negatif çıkacaktır. Yani negatif çıktığı için bu tepkimimiz egzotermiktir. Yani şöyle olur. Mesela X Y'ye dönüşüyor artı ısı şeklini düşünebilirsiniz. Tepkime entalpisinin değeri negatiftir. Doğru. Tepkime denkleminde ısı ürünler tarafında yazılır. Evet, egzotermik olduğu için. Doğru. Tepkime ısıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta gerçekleşirse sistemin sıcaklığı artar. Konu anlatımında söyledik. Egzotermik tepkime yap. Odunu yakıyorsunuz. Ne yapıyor? Odun içeriği ısıtıyor. Kömürü yakıyorsunuz. İçeri sıcaklık artıyor. Isı veren bir tepkimedir. Evet, egzotermik dedik. Doğrudur. Yüksek sıcaklıkta ürünler girenlerden daha kararlıdır demiş. Bakın yüksek sıcaklıkta ısının olmadığı taraf daha kararlı demiş. O zaman girenler daha kararlı olması lazım. Ya da bunu grafik üzerinde düşünebilirsiniz. Egzotermik tepkimesi şöyle olacak. Şurası girenler, şurası ürünler. Yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili olan kimdir? Girenler daha kararlıdır şeklinde düşünebilirsiniz. Yani burada cevap E şıkkıdır. Evet, bir sonraki örneğimize.
Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki aşağıda verilen olayların hangisine ürünlerin toplam entalpisi giren yani toplam entalpisinden büyüktür? Arkadaşlar bakın yine delta eşittir ürün eksi giren diyorsunuz. Şimdi ürünlerin toplam entalpisi daha büyük olursa bu işlemin sonucu nedir? Pozitif çıkacak yani endotermiktir yani şıkla ve endotermik bir olay arıyoruz onu söyleyeyim. Şimdi bakın burada A şıkkında gaz suda çözülmüş. Gazların suda çözünürlüğü egzotermiktir. O zaman A şıkkı olmaz. B şıkkına baktığımızda bakın demirin yanması yani azotun yanması hariç bütün yanmalar neydi? Egzotermiktir o zaman. B şıkkı da olmaz. C şıkkına baktığımızda klor elektron almış. Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Konu anlatımında değinmedik ama iyonlaşma enerjisine endotermik demiştik. Elektron ilgisi de genellikle egzotermiktir. Tabii 2A, 5A ve 8A bunun dışında ama çok karşımıza çıkan bir kavram değil. Yine kafaya takmaya gerek yok. Bakın burada su hidrojen ve oksijeni parçalamış. Bu bir analiz. Ayrışma tepkimeleri neydi? Endotermikti genellikle. O zaman D şıkkıdır. Bakın burada bu maddemiz azot değil. Azotun bir oksitli bileşiği. Yani azotu direkt yakarsanız endotermikte diğer yanmalar. Burada azotlu bir bileşik yapılmış. Yani bu yine egzotermiktir. Şöyle olsa azot artı oksijen şeklinde olsa bu endotermikte. Yani burada cevap değişik olacaktır arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki yukarıdaki bazı bileşiklerin molar oluşma entalpileri verilmiştir. Buna göre tepkime entalpi değişimi kaçtır? Bu şekilde soruları ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Delta H eşittir. Ürünlerin toplam entalpisi eksi ürünler eksi girenler şeklinde söylüyoruz. Ve burada şunu da söyleyelim. Yeri gelmişken ne yapıyoruz? Bakın ürünler tarafında karbondioksitle başındaki sayıyı dikkate alıyorsunuz. Diyorsunuz ki iki tane karbondioksit artı bir tane su var. Suyun gaz hali. Eksi asetilen C2H2 var. Oksijeni yazmayabilirsiniz çünkü standart oluşma entalpisi neydi elementlerin? Sıfır istiyorsanız buraya yazıp yine sıfır yazabilirsiniz. Çok önemli değil. O zaman delta H eşittir. Karbondioksit yerine tablodan baktığımızda eksi 94. Yani burası 2 çarpı eksi 94. Artı suyun değerine baktığımızda eksi 58. Eksi asetilene baktığımızda eksi 54. Evet 94'ü 2 ile çarparsanız eksi 188 yapar. Şurası da eksi 58. Şurası ise artı 54 yapar. Evet şuradan çıkardığımızda bakın burada eksi 4 kalır. Eksi 188 ile eksi 4'ü de toplarsanız buradan eksi 192 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. Yani cevap B şık olacaktır. Evet bir sonraki örneğimizde diyor ki verilen tepkimeye göre 25,6 gram kükürt dioksit oluştuğunda 206 kilojül enerji açığa çıkmaktadır. Buna göre hidrojen sülfür gazının standart molar oluşum entalpisi kaçtır diye sormuş şimdi arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Şunu mole çevirirsek öncelikle mol eşittir. Kütle bölü mol. Kütlemiz kaç? 25,6 bölü. Mol kütlemiz kükürt dioksitin mol kütlesini şurada hesaplayabiliriz. Bakın kükürtün ağırlığı 32 şurası. 32. Oksijen ise 16 çarpı 2'den burası da 32. Toplarsak 64 yapar. O zaman bölü 64. Böldük 0,4 mol çıktı. Şimdi neden bu işlemi yaptık? Bakın arkadaşlar bizim tepkimede maddemizin başında 2 var. Yani bu maddemiz 2 mol oluşuyor. Yani 2 mol oluştuğundaki değer karşımız kaç? Onu bulursak tepkimenin entalpisini bulmuş oluruz. O zaman şöyle diyelim. 0,4 mol oluştuğunda 206 kilojül ısı açığa çıkıyorsa bizim tepkimimizde 2 olduğu için 2 mol oluştuğunda acaba kaç kilojül ısı açığa çıkar dedik. Buradan x eşittir. 2 çarpı 206 bölü 0,4. Evet 0,4 ile 2'yi sadeleştirsek 5 katı 206'yı da 5 ile çarparsak 2'yi de çarpsak 1006'yı da çarpsak 30. 1030 kilojül ısı açığa çıkar dedik. Şimdi arkadaşlar o zaman bizim tepkimemizdeki delta H kaç oldu? Delta H eşittir 1030 sayısal olur. Ve ısı açığa çıkar dediği için demek ki egzotermik yani eksi
1030 kilojül oldu. Peki ne yapacağız? Bir sonraki işlem delta H eşittir. Ürün eksi giren yapacağız. Delta H eşittir. Bakın ürünler tarafında iki tane kükürt dioksit var. Artı iki tane suyun gaz hali var. Eksi girenler tarafında iki tane hidrojen sülfür var. Oksijen yine sıfır element olduğu için yazmıyoruz. Delta H'mızı bulduk. Eksi 1030. Şimdi kükürt dioksit. Bakın şurada vermiş 295. Yani burası 2 çarpı eksi 295. Artı suyun değeri eksi 240. 2 çarpı eksi 240. Eksi hidrojen sülfürü bilmiyoruz. Zaten bize o sorulmuş. Buraya da 2x diyelim. İstiyorsanız hidrojen sülfür diyebilirsiniz. 295'i 2 ile çarparsanız eksi 580 çıkar sanırsam. Pardon, eksi 590 çıkar. 240'ı çarparsak 2 ile eksi 480 çıkar. O zaman şöyle oldu. Bakın arkadaşlar şuraya temize çekelim. Eksi 1030 eşittir. 590'a 480'i de toplarsanız 590'a 400 ekleriz. 1090. 80 daha ekledik. Şey pardon 990. 80 daha ekledik. 1070 yani burası eksi 1070. Burası da 2x. Bakın 2x'i karşıya atalım. Artı olsun. 2x eşittir. 1030'u da bu tarafa attık. Eksi 1070 artı 1030. Ve şurası 1030. Buradan eksi 40 çıkar. O zaman x eşittir. Eksi 20 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Bu şekilde çözebiliriz. Yani şuradaki olayı biliniz. Yani maddemizin başında 2 var. Buradan hani şu delta şey hesaplamayı. Çünkü bazı sorularda direkt delta şey bu şekilde sorabiliyorlar. Evet arkadaşlar burada şöyle yapalım. Çok uzun yapmayalım. İlk videolarımızda da söylemiştik. Burada bırakıyorum. Bu örnekten itibaren ikinci video olarak çekip sisteme yükleyeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.